yıllardan beri ben gençlere önem veriyorum. Çok yetiştirdiğimiz gençler var. Bunlar da ikinci yılı. Benim bu sene zaten 50. yılım. Sanat yılımız. O zaman onu ayrı kutlamamız lazım. Tabii onu ayrıca kutlayacağız inşallah. Evet. Ama ben Rumeli Televizyon'un şu anda Balkanlar olarak çekim yapıyorsunuz. Evet. Ve çok mutluyum. Sizleri takip ediyorum. Şaheser bir çekimler yapıyorsunuz. Herkesin gündeme taşıyorsunuz. Bu da YouTube'da çok güzel bir araç yani. Şimdi bizim için de zaten eskiden biliyorsunuz çok güzeldik, beraberdik. Evet. Ama tabii ki hasbelkader bu ekonominin şartları bizi ayıramıyor ama yine beraberiz. Tabii ki. Beraber olacağız. Biz her zaman beraber olacağız. Ben çok memnunum, onurluyum. Niye? Balkanların bir Pavarotti'si olarak bana her programda bu şekilde hitap edip beni sahneye davet ediyorlar. Ben mutluyum. Neden? Bir de bu akşam çok güzel bir Çanakkale biliyorsun türküsü. Ben literatüre soktum bu benim adımla. Ramazan Günay adıyla. Türkçe Arnavutça Boşnakça yaptım. Ama üç bu dilde. Akşam üç dilde. Fakat Merkez Bankası'nın ve TRT'nin ortak yapımı bu. Şimdi Çanakkale'de sahne biliyorsunuz geçilmez. Yedi düvele meydan okumuş bir Türk milleti. Ve orada Seyit Onbaşı o 278 kilo söylemiyorsan. Evet doğrudur. 278 kiloluk güleyi kaldırıp o topa yerleştirmesi ve düşman gemisini yok etmesi çok büyük bir şey. Allah'ın bir lütfudur bu. Sonradan sormuşlar adama, demişler ki ya Seyit Onbaşı kaldırır mısın? Olmaz. Atatürk teklif etmiş. Seni demiş yani kaldır. Dile bize ne dilersen. Tabii kaldıramam sayın atam demiş. Neden kaldıramazsın? Çünkü o esnada Cenab-ı Mevlam ona bir güç vermiş. Onu o şekilde kaldırıyor ve gülleye yerleştiriyor. Ve çok yani bugün hani Atatürk'e, Seyit Onbaşı'ya evet bir de ayrıca 15 yaşındaki talebeler bugün Kabataş Lisesi'nin gençleri hepsi hiç dönmüyor. Hepsi şehit oluyor Çanakkale'de. Çanakkale böyle bir destan. O yüzden ben Çanakkale'yi her programlarımda bunu seslendirmeye çalışıyorum. Neden unutulmasın? Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Ben artık bundan sonra özellikle gençlere dikkat ediyorum. Gençler onlara örnek olun. Evet, yol veriyor. Tabii ki. Evet, teşekkür ederim. İzleyenler, bizim için de Ramazan Günay gibi bir sanatçımızla ne kadar gurur duysak bizim medar iftarımız iyi eğlenecek. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.